saçınız dökülmeye gittiği belli bir şey. Bunun iki yolu var. Hani bir seans ekim yapılıp ön taraflar sıklaştırılmaya çalışılır. Zamanla arka taraf dökülünce ikinci bir seansta oraya yapılabilir. Ama şöyle bir sıkıntı var. İki tane teknik detay var burada. Bir tanesi, bazen siz öne ektiğiniz zaman arka taraftaki dökülmeyi uyarabiliyorsunuz. Ve olması gerektiğinden daha hızlı dökülebiliyor bazen. Sadece operasyona bağlı olarak. İşte bu operasyonda kullandığımız lokal anestezik ürünlere bağlı. İkinci durum da o tabi sadece ameliyatta belli oluyor. Şimdi bu grefleri çıkartıyorsunuz ya arkadan. Bu greflerin kendi içerisinde çeşitli aşamaları var. İşte telojen aşaması, anojen aşaması, katojen aşaması. Eğer telojen oranı çok yüksek ise bir hastada, yani ne demek işte yanında ya da miyetürizasyon oranı çok yüksek ise, yani telojen demek şu demek, telojen bebek folikül gibi folikülün yanında duran böyle daha kısa, miyetürizasyon ise yine normal kalınlıktaki saçın yanında ona göre daha ince ama aynı boyda bir saç. Şimdi bu oranlar yüksekse mesela, bu sefer hasta finasterid almıyor ise büyüme oranı da ondan etkilenebiliyor. Öyle bir dezavantajı da var. Onun için ben bu sefer hastalarıma genelde diyorum ki, ya bırakacaksanız bile bunu bir 6 ay 1 yıl kullanın ki en azından o arkadan aldığımız o kırılgan olan foliküllerin büyüme ihtimali. Mesela ne oluyor? Mesela ikili grefler değil mi? Bunlardan bir tanesi ince, bir tanesi kalın. Siz bunu ikili olarak ekiyorsunuz. Mesela finasterid kullanan hastalarda bu ikisi de büyüyor. Kullanmayan hastalarda bir tanesi kırılgan olduğu için büyümüyor, tekli olarak büyüyor. Her gibi biz o gref dağılımından hesaplama yaparken ikilileri oraya koymamızın bir amacı var. Yani onları ikili olarak hesapladığımız için. Bu sefer ne oluyor? Genel olarak ikililerin hepsinin tekli büyümesi ya da üçlülerin hepsinin ikili büyümesi genel olarak istediğiniz sıklığa ulaşamamanıza neden olabiliyor. Bazen de bu durum oluyor. Yani şu iki açıdan garantiye alacak finasterid bizi. Bir, diyelim ki miniatürizasyon ya da telojen oranınız yüksek. Ben o kökleri ektim. Onların büyüme oranlarını garanti altına alıyor. İki, shock loss dediğimiz operasyondan sonra şu arka kısmın daha hızlı dökülmesini de engellemiş oluyor. İçin ben genelde sizin gibi, yani ileride Norbut 6 olmasını beklediğim insanlarda finasteritle bu işi yapmayı tercih ediyorum. Ama siz sonuçta son derece eğitimli bir insansınız. Benim ne dediğimi son derece net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yani sonuçta yani ben de elimde bir değnek yok. Saç ekiminin belli limitleri var. Onlar doğrultusunda yapılması gereken en iyi, en doğru teknikte yapmaya çalışıyorum. Bu dediğim sakıncaları olabilir finasteritsiz yapmanın. Yani en iyi ihtimal ben ön tarafa ektim. Gayet de güzel büyüme oranımız oldu. Zaman içerisinde arkası döküldü. Biz oraya da ektik. Donörünüz de müsait. Problem kalmadı. Hiç finasteride ihtiyacımız yok. En kötü senaryo, ben finasterid ektim. Ben saçlarınızda operasyon esnasında çok fazla sayıda telojen gördüm ve çok fazla sayıda miyetürizasyon. Onların oranlarını hesaplıyoruz biz mikroskopla. Mesela telojen oranınız %30'larda, miyetürizasyon oranınız %25'lerde. O zaman diyorum ki ya finasterid kullanmanız lazım. Yoksa bu benim ektiğim işlemin de sonucu istediğim kadar güzel olmayacak. Ha, o zaman kullanıyorsunuz ya da kullanmıyorsunuz. En kötü ihtimal kullanmadınız. Bu sefer benim öne ektiğim saçlar da biraz seyrek kalabilir. Ve shock loss'tan bu sefer arka tarafta da hızlanma olabilir. O da yine kötü senaryonun bir parçası. Ne olur? Ya siz bana dediniz ki ya benim önümü halledeceğiz dediniz ama yaptınız halledemediniz diyebilirsiniz bana. Bu ihtimal dahil.